Süreniz 10 dakika, buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, HDP Grup Önerisi aleyhinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Olağanüstü hal, 19 Temmuz 1987 tarihinde o dönemde terör örgütleri üzerindeki meseleden dolayı geçici olarak ilan edilmiş ve 46 kez olağanüstü hal 2002 yılına kadar aralıksız olarak uzatılmıştır. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir anlayışı ile AK Parti 2002 yılında iktidara gelmesine mertesinde o dönemde uygulanan olağanüstü hali kaldırmıştır. Ve AK Parti iktidara geldiğinde 3Y yasaklar, yolsuzluktan bahsederek yasakları da tamamen ortadan kaldıracağını ifade edip burada olağanüstü hali ortadan kaldırmış. Neticesinde ve sonrasında bugüne kadar da demokratikleşme anlamında, özgürlük anlamında ve birçok düzenlemeler yaparak Avrupa Birliği normları noktasında çok önemli düzenlemeler yapmıştır. Bu noktada milletimiz de defalarca AK Parti ile birlikte olduğunu ve AK Parti'nin bu düzenlemelerine destek verdiğini girmiş olduğumuz seçimlerde desteğini en üst seviyede vererek göstermiştir. O süreçten bu sürece gelinceye kadar açıkçası ülkemizde tabii birçok badireler yaşandı. Sadece yönetimden kaynaklanan değil, vesayet rejiminin devamı noktasında da birçok sıkıntılar, birçok problemler yaşandı. Ama son birkaç yıldır yaşadığımız çok önemli sorunlar var. Birincisi 17-25 Aralık sürecini yaşadık. 17-25 Aralık sürecinde o dönemde devletin içine girmiş, hukuk üzerinden seçilmiş iktidara karşı darbe yapma yoluna gittiler. Bu kürsüden defalarca konuştuğumda ve değişik vesilelerle artık darbe girişimi olduğu anlaşılmayınca da birkaç defa başkaca dillerde de ifade ettiğim gibi 17-25 Aralık esasında bir darbe girişimiydi. MİT tırları bir darbe girişimiydi ve bu 17-25 Aralık'ı MİT tırları operasyonları yapanlarla ilgili terör örgütü ilanı yapıldığında, bunlar terör örgütü olarak hükümet tarafından lanse edildiğinde ne yazık ki 15 Temmuz'a kadar bazı siyasi partilerimiz bu örgütten bazen oy düşünerek, bazen de başkaca vesilelerde, bazen muhalefet olsun diye destekleme gibi bir durum içinde geldi. 15 Temmuz'a geldiğimizde gerçekten 15 Temmuz bu milletin tarihinde, sadece bu milletin tarihinde değil, belki de dünya tarihinde görülmeyecek, eşi görülmemiş, belki bundan sonra da eşi benzeri görülmeyecek bir hadisedir. 15 Temmuz'da kendi ülkemizin askerleri, silahını verdiğimiz, topunu verdiğimiz, uçağını verdiğimiz askerleri, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisi olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde bombalara, mermilere mahal vererek bu milletin insanlarına, milletimize, insanlarımıza, vatandaşlarımıza kurşun sıkar noktaya gittiler. O gece 246 tane kardeşimizi şehit verdik ve birçok da yaralımız vardı. Açıkçası olağanüstü hal, biraz önce konuşmacının da ifade ettiği gibi, uluslararası hukukta kabul edilen bir düzenlemedir. Ben bakıyorum 15 Temmuz gibi bir hadise dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, açıkçası mutlaka sonrasında olağanüstü hal gerektiren bir düzenlemedir. Bu 15 Temmuz'un bir adım ötesi açıkçası olağanüstü hal ilanı değil, savaş ilanıdır. O gece yaşananlara baktığınızda olağanüstü hal ilanının ne kadar doğru olduğuna bakarsınız. Grup önerisine baktığımızda, grup önerisinin gerekçesi olarak şöyle araştırma önerisi kurulmasıyla alakalı bu düzenlemeye baktığımızda insan hakkı ihlallerinden bazıları bahsediliyor. Bunlar içinde gazetelerin kapatılması var. Değerli arkadaşlar, kapatılan gazeteler bu milletin değerlerini hakaret eden, şehidine dalga geçen, gazisiyle dalga geçen, patlayan bombalardan sevinç duyan gazetelerdir. Samanyolu Televizyonu, Zaman Gazetesi, Bugün Televizyonu ve Gazetesi, Özgür Gündem, İmece TV hepsi kapatılmıştır. İyi ki de kapatılmıştır. Çünkü bunlar bu ülkenin değerlerine sürekli hakaret etmekte, şehidimize, gazimize hakaret etmektedir. Dolayısıyla bunun kapatılmasından dolayı bir insan ihlali olduğu kanaatinde değilim. Biz bunu iyi yaptığımızda kanaatindeyim. Aynı şekilde işkence ve kötü muamele
bahsediliyor. Bu öneride işkence ve kötü muamele noktasında birkaç gün önce biliyorsunuz Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı tahliye oldu ve tahliyesinden sonra da kendisi bir demeç verdi, bir röportaj verdi. Ve röportajında her şeyi anlattı. Dürüstçe konuşmak lazım. Bana karşı zorlayıcı bir yaklaşımlar olmadı. Tam tersine çok insani bir yaklaşım sergilediler. Beni bıraksanız da kaçmam diye şakalaştım. Onlar da bana kaçmayacağını bildiklerini, birinin bana saldırmaması için bir şey olduğunda çok zor durumda düşeceklerini ifade edip gayet insani bir konuşmayla sonrasında yaşanan o kola girme vesilesinde buzdan dolayı düşme ihtimaline karşı yapıldığını ifade ettiler. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk dahi bulunmuş olduğu cezaevinde buna dair bir vesile, bir duruma açıkçası şahit olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla işkence ve kötü muamele ile ilgili bugüne kadar bize de herhangi bir şikayet, herhangi bir durum söz konusu olmamıştır. Gözaltı süreleri konusu burada bahsediliyor. 30 güne yakın gözaltı sürelerinden olduğundan, 30 güne yakın bir gözaltı süresi olduğundan bahsediliyor. Bu ilk olağanüstü hal ilan edildiğinde o şekildeydi. 30 güne yakın gözaltı süresi vardı. Bu da açıkçası birçok hakim savcı tutuklanmıştı. Onlar da yargılanıyor. Aynı zamanda yargılananların çoğunluğu çok olması, yargılayanların bu anlamda az olması bu süreci mutlaka uzatmak gibi bir mecburiyet ortaya koyuyordu. Herhalde bu grup önerisi verildiği zaman olduğu için 10. ayda verilmiş. O sebeple bu yazılmıştı. Şu anda ise bu gözaltı süresi 7+7 güne düşürüldü. Bu dahi aslında bu sürecin, yani bu yaşanan meselenin ne kadar insan haklarına bakarak, insan hakları noktasında dikkat ederek bu süreci işletmeye çalışıldığının en büyük göstergesi. Bu öneriyi veren arkadaşa baktığımızda Ertuğrul Kürkçü Bey bu öneriyi vermiş. Ne yazık ki geçenlerde karşılaştığımız ve her seferinde Avrupa İnsan Hakları Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şikayetleri söz konusu. Ne yazık ki sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni bu tarzda kuruluşlara şikayet ederek ve bu tarzda kuruluşlara şikayet edip bir sonuç almaya çalışmak, orada yalvarır noktada Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanmasını istemek, o dönemden bu döneme Türkiye'ye halen girmemiş olmak açıkçası çok dürüstçe bir yaklaşım değildir. Benim tavsiyem oralarda bu tarzda fiiliyatlarla uğraşmaktansa, burada Ertuğrul Kürkçü'ye de şahsına, Ertuğrul Kürkçü'nün şahsına sataşıyorum özellikle, kendisi orada bu tarzda işler yapmaktansa, her ikimiz de İzmir milletvekiliyiz, sahada millete anlatarak bu yolu izlese çok daha faydalı olacaktır. Çok daha sonuca gidecek bir durum olacaktır. Olağanüstü hal kesinlikle ve kesinlikle muhalefete ilan edilmemiştir. Olağanüstü hal terör örgütlerine, devletin içine sızmış teröristlere ve terör örgütlerine karşı ilan edilmiştir. O hali muhalefete karşı yapılmış bir operasyon olarak lanse etmeye çalışmak tam bir aziyetin ve çaresizliğin göstergesidir. Çünkü terör örgütlerinin saldırıları karşısında milletin değil terör örgütlerin yanında olanlar, hendeklere karşı milletin değil terör örgütünün yanında saf tutanlar, vatandaşa haraç kesmeye çalışanlara karşı vatandaşı savunmayanlar, milletin iradesine ipotek koymaya kalkan terör örgütüne yanlış yapıyorsun dahi diyemeyenler, terör örgütleri karşısında üç maymunu oynayıp millete kan akan musluklarla tehdit edenler elbet çaresizliklerine bir bahane arayacaklardır. Açıkçası bu bahane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya da Birleşmiş Milletler değildir. Milletin kendisidir. Millete biz yanlış yaptık, affedin demektir. Olağanüstü hal sürecinde yaşam hakkı, işkence, kötü muamele, din vicdan hürriyeti açıkçası bu noktada bir insan hakkı ihlali olduğu iddiası boş bir iddiadan ibarettir. Bu süreçte Allah'a hamdolsun Fırat Simpiller, Yasin Börüler'in vefat etmemiş olması ve bu tarzdaki vefatların bundan sonra inşallah olmayacak olması olağanüstü halin bir kazancı olacaktır diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.